Sevgili seyirciler, tekrar merhaba efendim. Tarihi bir kez daha sizlerle paylaşalım. 13 Mayıs 2004 Perşembe saatler 9.22 ve Profesyoneller'de Hakan Gerçek'le birlikteyiz. Kenter e, tiyatrosu, tiyatro oyuncusu. Benim için de özel bir isim. 1985'te öğrenciyken konservatuarda e, Jules Cesar adlı oyunda e, yaklaşık 20 yıl önce aynı sahnedeydik. Ve bugün de bir başka sahneyiz. E, format gereği Bey diye hitap edeceğim. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. E, merhabalar. <laughs> Konuklarımız şu dönem tiyatro oyuncusu olarak yoğunlaştı. Dün izleyicilerimize paylaştık. Sebebi ödüllü olmanız. Ülkemizde çok fazla ödül verilmiyor. Ve bu ödüller olduğu zaman da istiyoruz ki ödülü alan ve bu ödülü hak edenlere de küçük bir minik bir armağan mı diyelim ya da böyle bir paylaşımı da biz birlikte size paylaşalım. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hemen ilk sorum Afife tiyatro ödüllerinde yılın en başarılı komedi erkek oyuncusu seçildiniz. Ve çok daha önemli noktaları var ama ilk sorum hı hı. bu ödüle hazır mıydınız? Yani yarışmada koltukta oturuyorsunuz, birazdan ilan edilecek gelirken bu ödülü alacağım duygusu var mı lichinizde? Tabii şimdi ödül çok güzel bir şey yani e, hayatın her anlamında, her meslekte çok güzel bir şey ama ben e, biliyorsunuz ustalarla aday gösterildim. Evet konuşacağız. E, evet e, genç abi ve Metin abi de. Açıkçası içimde bir his vardı yani ne yalan söyleyeyim otururken evet. sanki alacakmışım gibi bir his ve geçime doğdu. Diğer oyuncuların <laughs> bahsedeceğiz oyunlarını izlemiş miydiniz? Ee, hayır ne yazık ki hep çakışıyor çünkü Anladım. oyunlarımız Hı -hı. bir türlü izleyemedim yani. ee, onu da bilmiyordum Hı -hı. o da tabii çok doğru bir şey. Hı -hı. Ee, fakat onlar tabii benim e, büyürken seyrettiğim insanlar olduğu için evet. yine de yok ben yine de onların yanında işte sanmıyorum falan diye böyle ortada arada bir düşünce vardı ama evet. Yine de böyle bir bek yani yüzdeye vurursak yüzde altmış kazanacağım gibi bir his vardı. Yani kazanacağım bir ödül alacağım gibi bir his vardı. Peki hemen e, önemli söylüyor elim. O gün ben de ödül törenindeydim. Genco Erkal ve e, Metin Serezli evet. üç aday vardı. Ve iki tane usta, iki ustanın arasından sıyrılıp bu ödül alındı. Belki de ödülün... Ee, hakikaten kıymetin değerini artıran bir konu ama e, Hakan Gerçek hakikaten çok içten hemen ekranlarda burada canlı yayında söyleyelim çok içten bir duyguyla bu iki ustanın arasından bu ödülü almak benim için ayrı bir konu dediniz. Bu çok evet, önemliydi evet, hakikaten. Evet. Ee, Nasıl bir duygu onu bir aktarabilir misiniz? Yani hakikaten iki tane ustayı geride bıraktınız. Sonuçta evet. olsa da olsa bu bir evet. yarışma baktınız. Bir ödül yarışması. Nasıl bir duygudur bu? Ne getiriyor insana? Yani nasıl bir şey hissettiniz o esnada? Ya dediğim gibi şimdi ödül çok çok güzel bir şey. Yani ödülün her türlüsü çok güzel bir şey. Hani bizde oyuncular arasında bir şey vardır. Ya canım ödül de, aman canım olmasa da olur gibi bir şey vardır. Bence bu ama, ama bu, bu yalandır. Yani evet. büyük bir yalandır. Ödül çünkü çok onore edici bir şey. Hı hı. Hele ben konservatuara geldiğim yıllarda da hatırlıyorum. İşte Genco abiyi izleriz, Metin abi izleriz. Yani onlar onlara öykünerek de oyunlar oynadık. Ya da keşke işte onlar gibi olsak diye büyüdük, yetiştik. Evet. Ve bir gün bir salonda, koskoca bir salonda siz aday oluyorsunuz ki onlarla oluyorsunuz. Bu müthiş bir kere onur verici bir şey. Evet. Evet. Yani beni ilgilendiren tarafı da zaten o. Evet. Yani ben bundan sonra yine onları izleyeceğim, yine onlardan ders alacağım, yine yetişmeye çalışacağım Hı -hı. ama e, o an çok güzel bir duyguydu evet. benim için. Tiyatroda hala e, usta kalfa çırak ilişkisinin e, devam ettiğinde önemli bir e, göstergesi evet. bu. Şimdi bir başka nokta e, bu oynadığınız oyun daha doğrusu ödül aldığınız Hı -hı. oyun oyunu isterseniz tabii ki gelecek sezon bildiğim kadarıyla devam oyun edeceğiz. devam edecek. Biz de birkaç dakikasını birazdan izleyicilerimize paylaşacağız ama hani oyunu izleyecekler için böyle bir önünü kapatmayacak kadar ama en azından hı hı. bir iki satırda aktaracak kadar bir oyunu minik bir özet verebilir misiniz? Evet. Oyun bir karamiza, bir terör hı. komedisi, hı. şiddet komedisi hı hı. ve e, oyunun aslında İrlanda ile ilgisi var. Hı. İra ile ilgisi var Hı -hı. Evet. ve e, tabii düşündüğünüz zaman e, çok e, evrensel Hı -hı. bir konu. E, fakat öyle e, acımasız bir konu terör olmasına rağmen buna Hı -hı. E, komediyle yaklaşıyor oyun. Evet. Yani konusu aslında çok ciddi fakat evet. bizim anlatım biçimimiz belki güldürücü diyeyim ben ona Hı -hı. ya da komik diyeyim. E, bu hiçbir zaman sulluğa kaçmayan bir şey ve e, kara mizah olması e, ben ilk defa bir kara mizahta oynadım. Çok keyifli. Evet. E, teröre başka açıdan e, yaklaşmak, yaklaşabilmek. Hmm. Çünkü bu çok önemli konuyu çok ciddi bir şekilde yaklaştığımız zaman gerçekten belki de yaşam dayanılmaz hale gelir. Hmm. Pek çok konu için böyle hmm. ki bunu en önemlisi, olmaktan... Birazcık öyle. Yani başka bir bakış açısıyla yaklaşmak hmm. çok önemli. Bizim oyunumuzda böyle ve ben e, herkese normal sıradan seyirciye de bizim meslektaşlarımıza da yazarlara özellikle bizim oyunu izlemelerini salık veriyorum çünkü bence en önemlisi. Metni. Hı hı. Çok önemli bir metin. Hı hı. Yani çok e, öykünülecek bir metin. Hı hı. E, belki bizde de bir dönem olan terör olaylarına e, bu şekilde yaklaşılsaydı evet. belki de daha e, güzel, daha hoşgörülü bir ortam ortaya çıkardı. E, Oyun hakkında çok ipucu vermek istemiyorum ama Evet, demek istenenler için bir e, e, evet, muamma olsun. Yani İrlanda, İra'yı anlatan, hı hı. terörü anlatan, evet. buradan yola çıkarak bütün dünya terörünü anlatan hı hı ve onun ne kadar boş bir şey olduğunu, terörün ne kadar acımasız bir şey olduğunu anlatan bir oyun. Oyunun içerisinde işkence sahnesi <laughs> de var. Bu oyunun baktığınızda metnimize çok da alışık olmadığımız Hı -hı. bir tarz iki sebepten şiddeti çok fazla sahnede şu ana kadar görmedik. Az önce izleyicilerle paylaştık. Türkiye'de geçen yıl 600 işkence vakası olmuş ve bunun 67'si çocuklara evet. uygulanmış. Evet. Bu kayıtlı olanlar, bir de bunun kayıt dışı olanı var. Ülkemizde her konuda kayıt evet. dışı olduğu gibi. Burada Merak ettiğim bir konu şiddetle komediyi yan yana getirmek, iki ucu birleştirmek hakikaten hı hı. çok güç. Ve belki izlemesi seyirci olarak da güç. Yani nerede ağlayacaksınız, nerede içiniz sızlayacak hı hı. ve nerede gülümseyeceksiniz. Bu gerek yönetmenin gerekse oyuncuların sizlerin sanırım işini hakikaten zorlaştıran bir şey. Ve ilk kez de denediğinize göre oyunculuk açısında nasıl bir sıkıntı yaşadınız, nerede zorlandınız diye sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. İsterseniz prova döneminden bir hı hı. örnek vereceğim size. Biz provalara başladık ama biz bu oyuna bir yıl önce karar vermiştik. Ee, oyuna başladık herhalde bir iki gün sonra bu HSBC e, hadisesi, hadisesi, oldu. hadisesi oldu. Şimdi biz o gün toplandık tiyatroda ve dedik ki vazgeçelim. Çünkü gerçekten orada <laughs> çok acımasız bir şey oldu. Hı -hı. Ve insanlar işte televizyonlarda izledik. E, çok kötü görüntüler vardı ki çok önemli bir abimizi kaybettik. E, Burada yine e, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Kerem bütün bunlar bizim moralimizi çok bozdu ve bunu da en çok ben savundum o gün. Dedim ki oynamayalım. Hı hı. Çünkü bir şöyle bir şey olacak. Aa bak işte terör olayı oldu ve bunun üstüne hemen terörle ilgili bir oyun hı hı. E, yapmaya kalktılar. Oysa ki biz bunun kararını bir sene önce vermiştik. Hı hı. E, bir de irite edebilirdi. Çünkü bizim oyunumuzda da işte kollar kesiliyor, bacaklar kesiliyor, insanlar doğranıyor, öldürülüyor falan filan. Hı hı. Ama bunlar dediğimiz gibi hep mizahla hı hı. yaklaşılıyor. Yani ciddi bir şey değil. Hatta... Ee, hep onları zaten siz izlerken görüyorsunuz o maketler de daha evet. komik Hı -hı. maketler haline geldi. Öyle bir şey oldu prova zamanında fakat sonra dedik ki... E, Hayatın parçası. Evet yani neden bunun üstünü kapatıp geçelim Hı -hı. ve bütün her şeye rağmen biz başladık oyuna. Hı -hı. Benim çok ilginç yani her oyunda seyirciyle bir alışveriş oluyor ama bu oyunda ilk 5 dakikada seyirci şoke oluyor. Yani biz nereye geldik oluyor. Hı -hı. Çünkü oyun öyle bir başlıyor ki bir kere biraz da argo var. Hı -hı. Argo ile başlıyor. Arkasından bir işkence sahnesi oluyor. Önce insanlar çok ciddiye alıyorlar ve irite oluyorlar. Fakat belki bir 10 dakika sonra anlıyorlar ki aslında çok hoş bir metin izlemeye başladılar. Ve gülmeye başladıkça olay rahatlıyor. Ve 2 saat boyunca insanlar gerçekten çok gülüyorlar bu oyunda. Yani benim için en 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 zoru hatta bütün arkadaşlar ve yönetmenimiz için de bu terör olayıyla üst üste gelmesi oldu. Hı hı. Türkiye bizdeki çakışması oldu. Hı hı. Fakat... E, Yine de daha daha rağbet olması gereken bir konuyken hı hı. o kadar da rağbet görmedi. Bunu açıkça söyleyebilirim. Belki tabii bunda konuşuruz yani özel tiyatro hı hı. E, meseleleri falan. Hı hı. E, fakat e, çok zordu. Yani bir bizdeki terörden dolayı zordu. İki sahnede oynarken işte kol kesilirken buna seyircinin tepkisi ne olacak? Küfür ederken seyircinin evet. tepkisi ne olacak? Evet. Yani bütün bu korkularla hı hı. oynadık ama herhalde bu iki ya da üç oyun sürdü. Ondan hı hı. sonra baktık ki seyirci de çok memnun. Evet. Daha güzel oldu her Peki, şey. Peki hemen burada tabii e, yani Türk seyircisi, Türk insanı sokakta şiddetle sürekli karşı karşıya ve açık konuşmak gerekirse gerek e, şiddet esnasında hı hı. gerekse komedilerde de bel altı diyebileceğimiz espriler, cinselliğin kullanıldığı ya da küfrün kullanıldığı evet. e, bazı metinler e, zaman zaman gülümsememize yol açıyor. Hı hı. Oyunda dakikaten e, fazlaca sayıda... E, Küfür kullanılıyor baktığınızda. Hı hı. Belki de tabii ki oyunun yapısı gereği. Kenter Tiyatrosu'nun da benimle de yıllardır takip ettiğim kadarıyla bir kemik izleyicisi var. Bu izleyici de e, belli bir jenerasyon. Acaba rahatsız eder miyiz? Tepki alır mıyız diye bir kuşkunuz oldu mu? Bu oyunu evet. özellikle seçerken ve oynarken hatta gerekirse o evet. replikleri söylerken. Evet. Mutlaka oldu. Oyunda çok önemli bir ironi var. En baştaki kaygımız bu ironinin çıkmamasıydı. Yani eğer o çıkmazsa hı hı. o zaman... Konu da batacaktı Batacak. insanlara Hı -hı. küfürler de batacaktı. Fakat yönetmenimiz gerçekten e, birlikte çok güzel bir çalışma yaptık. Hatta e, tiyatromuzda işte Yıldız Hanım'la da oturup konuştuğumuzda işte bu ironi çıkmazsa geri tepebilir. Hı -hı. Seyirci çok kötü tepkiler gösterebilir. Kaldı ki dediğiniz gibi bizim e, kemikleşmiş bir seyircimiz var e, ve bizim tiyatroya göre çok başka tarzda bir oyun. Hı -hı. Bütün bunlardan biz de korktuk. Fakat oyunun ironisi çok güzel çıktı. Hı -hı. Öyle olunca ettiğiniz küfür de batmıyor. Hı hı. Yani dediğim gibi insanlar ilk geldikleri anda bir an şöyle ne oluyor ya da biz nereye geldik gibi bir şey hissediyorlar mutlaka. Ya da Allah Allah kent tiyatrosunda böyle şeyler olmaz diyorlar ama hı hı. işte bu belki bir 7-8 dakika sonra tamamen geçiyor. Oyuna kendilerini kaptırıyorlar ve her şey hak ettiği kadar olduğu için. Hı hı olması gerektiği kadar olduğu için de evet. küfür batmıyor. Evet. Bir de belki bu normal hayatta da yani <laughs> bir kızgınlık esnasında canınız çok yandığında ağzınızdan çıkan bir kelime o esnada çok doğal geliyor. Her ne kadar işte bildiğimiz etik kurallara aykırı tıp, tıp, da olsa tıp, ama tıp. durup dururken söylendiğinde zaten batıyor ama dediğiniz gibi hakikat derecesi evet, varsa evet. hepimizin hayat içinde yaşadığı şey. <laughs> bu arada yönetmenimden rica edersek biraz teaser gibi oldu meraklandırdık. Biz yavaş yavaş oyun görüntülerini ekrana taşıyalım lütfen. Biz de e, oyunla birlikte, seyircilerimizi birlikte izleyelim bir birlikte, sonra üzerine konuşmaya <laughs> devam edelim. Evet, verelim lütfen. Bir hasar veririm sonra ha. Ne yani? Tırnak sökmek oyalanmaya mı giriyor şimdi? Evet. Ulan ama da tatlıymış canım be. Yani duyan da her birini kökünden söktüğüm falan zannedecek ha. Yani alt tarafı iki küçük parmağının tırnaklarını çektim. Hani büyüklerden çeksem anlarım. Yani bunlar küçük. Fark edilmiyor bile madem koyuyor bu kadar tırnaklarını kaybetmek, bari zamanında kıymetini bilseydi. Leş gibilerdi. İnsan bir temizler değil mi? Neydi lan o tırnaklarını şöyle Tamam canım. Ellerine sağlık. Artık böyle pis işlerle uğraşmama gerek kalmadı ha? Hayır yani ben iyi huylu bir adam olmasam iki ayaktan da birer tırnak sökerdim. Ama sökmedim. İki tırnağı da aynı ayaktan söktüm. Niye? E böylece tek ayaktan toparlayabileceksin. Şimdi acının tamamı tek ayak üzerine yoğunlaştığı için bir bastonla ya da koltuk değneği... Hatta hastaneye gidersen bedava da veriyorlar. Koltuk değneğini. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Aç bir telefon sor. Evet. Peki. Ee, bu arada arkadaşlarımız görüntüyü vermeye devam edecek diğer sahnelerden. Biz e, sesli olarak üzerine e, konuşacağız. Bu arada geniş bir oyuncu kadrosu var ve gençler var. Bunu da evet. devamında konuşacağız ama ilk sorum... Ee, gençlerle çalışmak, yakın jenerasyonla çalışmak e, nasıl bir duygudur? Çünkü ustalarla çalışmak hakikaten zor. Evet. Sürekli bir gerginlik oluyor. <laughs> Acaba e, laf işitecek miyim? Acaba bir tatsızlık olacak mı? Onların işini zorlaştıracak bir şey yapar mıyım diye. E, bu ne zaman bitiyor Hakan Bey? Yani bu stres bitecek mi? Çünkü siz <laughs> birazdan konuşacağız. Bence... Bizim jenerasyon içerisindeki tiyatro kuşağındaki arkadaşlar için en şanslısınız. Çünkü bir kısa bilgi verelim. Yani hı hı. eski BD Konservatuvar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oldu. Oradan mezun öğrenciler Yıldız Kenter'in öğrencisidir. Şu an görevi bıraktı ama Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyanlar Devlet Konservatuvarı'nda Müşfik Kenter'in öğrencisidir. Fakat siz Kenter Tiyatrosu'nda iki hocanın da öğrencisi olmuş. Benim bildiğim kadarıyla tek Evet. tiyatro oyuncusunuz. Ya da bu bu çok uzun ciddi süre. bir şey. Evet. Bu kadar uzun süre uzun diyelim. Süre. Bu önemli evet. bir şey. bir Bunu bir dinleyelim sizden. Çünkü bu kimsenin sahip olmadığı bir imkan. Bu imkan evet. nedir, nasıldır? Bir aktarırsanız sevinirim. Tabii. Yani dediğiniz gibi bir kere müthiş bir şans. Ben öğrenciyken girdim Kenter tiyatrosuna 86 yılında. Yani bu yıl 18. yılım benim kent oyuncularında. Ve Müşük Kenter'in öğrencisiyken, böyle bir ustanın öğrencisiyken Hı -hı. Beni bir gün üçüncü sınıfta okurken işte Müşik Hoca dedi ki seni dedi yıldız hanımla tanıştıracağım bir oyun var burada bir rol var hı hı. ne yapıyorsun dedi başka bir işin var mı dedi ben de hep beklerdim yalnız şöyle bir şey var ben kendi kendime şunu söylemiştim ya bir kere konservatuvara girmeden önce şu Kent oyuncularının sahnesinin arkasından geçsem yeter bana evet, de Ha, yani o çok okunsa, önemli bir şeydi evet, çünkü evet. ve 3 yıl sonra bu rüya gerçek oldu. Hem de öyle böyle bir gerçek değil. 18 yıldır sürüyor. Ben bunu hı hı. hala yaşıyorum. Tabii şimdi Müşrik Bey'in öğrencisi olup oraya gelmek çok büyük bir sorumluluk. Yani benim hocama karşı sorumluluğum. Yıldız Hanım'la tanışmak bambaşka bir duygu. Ve benim en büyük şansım okulda Müşrik Bey'in öğrencisi olup tiyatroda da Yıldız Hanım'ın öğrencisi olmaktı. Hı. Çünkü ilk oynadığım oyunun resmini Yıldız Hanım yaptı. Ondan sonra birçok oyunun resmini o yaptı. Bir süre sonra karşılıklı oynadık. Hı, hı. Bir süre sonra karşılıklı başroller oynadık. Yani bu benim için belki de hani bir insana ya senin en büyük idealin nedir diye sorsalar ben de bunu söylerdim. Ve benim bu idealim gerçekleşti. Bu çok çok güzel bir duygu. Genç arkadaşlarla şu anda çalışmak inanılmaz hoş. Çünkü biz bize de genç diyorlar ama hala artık biz de orta yaşa geldik. Evet. Yani bizim pek <laughs> genç <laughs> evet. kalmadı. Evet. Evet, biraz <laughs> arada kaldık biz şimdi ama işte... Hem hocalarla hem de gençlerle arada olmak bence şu anda en güzel şeymiş. Ben belki de en güzel Dönem. zamanımı, dönemimi yaşıyorum. Ve oyuncu içinde zaten bu kırklı yaşlar belki de 3 yıl sonra daha da tadını çıkaracağım ama... ...şu anda geldiğim noktayı söyleyeyim çok çok keyifli. Hı hı. E, ve kent oyuncularından ben kopamadım. Hı hı. Hiçbir zaman kopamadım. Çünkü ben daha sonra Müşrik Bey olmadan da Yıldız olmadan da oyunlarda oynadım. Hı hı. E, fakat onların varlığını bilmek, onların olduğunu bilmek, onlardan sürekli bir şeyler öğrenmek... Çok çok hoş bir şey. Ben mesela Müşrik Bey'e Van Gogh oyununda işte 150 oyun oynadıysa slide göstermiştim. O zaman hı hı. asistanıydım. Hı hı. Sahne arkasında ben oyunu hiçbir zaman izlemedim. Fakat 150 oyun ben Müşrik Bey'i dinledim. Bu çok önemli bir şeydir. Hı hı. Yani bir klasik müzik dinlemek gibi. Sadece ses olarak. Ses yani, yani kulağınızın pasının gitmesi gibi bir şeydir. Hı hı. Eee bunun yanı sıra rejilerinde asistanlık yaptım Yıldız Hanım'a aynı şekilde. Yani gerçekten dediğiniz gibi benim için bu çok büyük bir şanstı. Önemli olan benim bu şansı nasıl kullanacağımdı. Hı hı. Ben hala bunu kullanmaya çalışıyorum ee, bu şansı elimden geldiğince hem öğrenmeye çalışarak hem alttan gelen arkadaşlara yardımcı olarak evet. hem de tiyatroma layık olmaya çalışıyorum. Evet. Yok bu altını vurgulayalım, çizelim. Bu kıskanılacak bir durum. Yani benzeri bir pozisyonda sizle birlikte kimse yok. İki tane sorun var. Bir tanesi biraz anarşist bir soru. Hazır oyunda konuşurken hı hı. paralel bir şey olsun. Şimdi iki tane usta. Belki bir avantaj iki ustadan birinin kadın, birinin erkek olması. İki ustayla da çalıştınız. İki ustanın da elbet tiyatro ile ilgili farklı düşünceleri var. Belki dediğim gibi farklı cinsiyet olmaları ciddi bir avantaj hı hı. bu noktada. Ama size aktardıklarından, sizi istediklerinden zaman zaman bu 18 yıllık süreç içerisinde hiç çakışma oldu mu? Yani birinin beyaz dediğine birinin siyah dediğini sizle birlikte geçirdikleri oyun sürecinde, oyunculuk sürecinde yaşadınız mı? Böyle bir iki ara derede sakal bıyık meselesi gibi kaldınız mı? Kaldım bazen. Kaldım ama ben bunu içimde hallettim Hı -hı. ve çok da güzel hallettim. Çünkü oyunculuk aslında çok tabii ki yürek işi fakat daha çok da zeka işidir. Hı -hı. Yani gerçekten zeki olmayan ya da aklını güzel kullanamayan insanın oyunculuk yapması çok zordur. Hı -hı. Burada da devreye işte burada akıl giriyor, mantık giriyor ve yürek giriyor. Ee, Yıldız Hanım'la Müşrik Bey ayrı ayrı çok değerli iki oyuncu. Ee, oyuncu olarak tarzları çok uzak değil. Hı hı. Ee, belki oynama stilleri e, zaman zaman değişebilir. Fakat hı hı. E, sonuçta aynı yerden, temel olarak da aynı. Devletliler ee, baktınız e, tabii, öyle. Tabii tabii yani öyle bir de iki iki kardeş. Yani yıllarca artık oynamadıkları tekst kalmamış hı hı. E, tiyatro tarihinden. Benim için tabii ki zaman zaman çakıştığım şeyler oldu. Bu da sadece şöyle şeylerdi, bir role yaklaşırken ben buna nasıl yaklaşırım ya da nasıl oynarım değil. Hı hı. Bu teknik şeylerdi. Yani sahne üzerindeki teknik şeylerdi. İşte e, burada nasıl davranmalıyım, hı hı. nasıl hareket etmeliyim gibi şeylerdi. Fakat e, ben ikisini de çok iyi tanıdığım için e, hem ondan öğrendiklerim hem ondan öğrendiklerim bir potada eridiği zaman ortaya bence çok daha güzel bir şey çıktı. Yani ben bunu hep kendi içimde yaşamışımdır ama hiçbir zaman benim oyunculuğuma kötü anlamda etki etmemiş Yaşayın. Onu soracaktım. Evet. İki usta dedim. Bu kadar zaman geçirmek dedim. Tabii ki öykünelisi çok hı hı. çok çok fazla tarafları var. Ee, bu işin hem pratisyenliğini hem teorisyenliğini yapıyorlar ama bu süreçte sonuçta hepimiz bir bireyiz ve herkes hı hı. oyunculuk olarak farklı bir görüntü çizmek zorunda. Çünkü birinin aynısı olursanız niçin sizi ayrıca gelip izlesinler? Tabii. Sormak istediğim sorunun bir miktar cevabını e, hmm. verdiniz. Bir öykünme ya da bir etkilenme kaygısı var mıydı diye soracaktım 18 hmm. yıldan sonra. Bugün hmm. buraya gelip geriye baktığınızda e, bir kopyamı hissediyorsunuz zaman hmm. zaman ya da ben bu ben dilim duygusuna kapılıyor musunuz? Çünkü hakikaten iki ustayla çalışıp da Hı -hı. E, hayır üstüme hiç toz konmadı ya da hiç e, bir öykünme yaşamadım demek mümkün mü? O noktada neredesiniz? E, şöyle çok etkilendik tabii ki. Yani bütün öğrenciler etkilenir. Hı -hı. Herkes etkilenir. Hı -hı. E, fakat özellikle çıraklık döneminde, ilk dönemlerinde çok etkileniyor insanlar. Yani biz konservatuvarda okurken Müşrik Bey'in kahve içmesinden bile etkilenirdik. Yani o derece hatta bunu abartan arkadaşlarımız da vardı. Evet. Hep öyle olur Yaşadık çünkü. Tabi Tabii tabii. Evet. Yani model buluyor <laughs> insan model Tabii herhalde. ki. Özellikle bayan arkadaşlarda da işte Yıldız Hanım'ın öğrencileri, bayan arkadaşlarımız da ondan çok etkilenirdi. Etkilenmemek mümkün değil. Öykünmemek mümkün değil. Ama işte biraz önce söylediğim akıl, zeka burada devreye giriyor. Hı -hı. Bunlardan ne kadar etkilenirseniz etkilenin kendi tarzınızı, kendi oyunculuğunuzu yaratmak sizin elinizde. Hı -hı. Zaten bu öykünme ya da bu etkilenme ee, yıllar boyu sürmeye devam ederse o zaman o siz olmuyorsunuz. Balmış, o sizin yani. oyunculuğunuz olmuyor. Evet. Ee, bir şeyin devam Herkes. ettiriyoruz tabii ki ben de bir şeyi devam ettiriyorum. Bir tarzı e, Müşrik Bey'in, Yıldız Hanım'ın tarzını devam ettirmeye Hı. çalışıyorum. Hı. Ama kendi usulümce diyeyim Hı. Ee, kendi anladığım kadarıyla diyeyim Burada gerçekten akıl ve zeka devreye giriyor. Hı hı. Çok etkilendim, çok öykündüm ama her zaman kendi tarzımı da yakalamaya çalıştım. Hı hı. Belki bunu işte üç yıl sonra, beş yıl sonra daha net göreceğim. Hı hı. Ama yani birebir taklit hiçbir zaman olduğunu sanmıyorum. Kendim evet. için söylüyorum. Peki bir diğer konu bunu özel tiyatroların sahiplerine ve dolayısıyla oyuncu ustalara sorduğum bir soruydu. Birçok tiyatro bugün baktığınızda o tiyatronun kurucuları olan ustalarla beraber anılıyor. İşte Bu, Kenter Tiyatrosu gibi <laughs> Dorman her ne kadar e, kapılarını şimdilik kapalıysa da şimdilik <laughs> diyorum o belli ki hiç kapanmayacak bir kapı. E, yine birçok isim şimdi tek tek vermeyelim ama şöyle bir kaygım vardı bunu canlı olarak sesli olarak dile getirdim. Yani söz konusu Kenterler tiyatrosuysa, Kenterlerin kurucuları Yıldızmış bir Kenter, Allah rahmet eylesin, e, usta diğer bir oyuncu e, Güngör. Baktığınızda bu isimler yarın öbür gün tiyatrodan bir şekilde çekilirlerse, kendi isimleriyle anılan tiyatroların kendisinden sonra kendilerinden sonra gelen kuşaklar tarafından ...sürdürülebileceğini düşünüyor musunuz? Yani o bayrak devre bir sizce gerçekleşecek Hı -hı. mi? İkincisi yine size göre bu çünkü hep geleceği konuşmak zorundayız. Mecburuz evet, buna. Evet, ee, böyle bir bayrak değişimi yapılırsa... ...o tiyatroların o ustaları izlemek için gelen kemik seyircisi... ...o bayrak devir teslimi alan insanları sizce izlemeye devam edecek mi? Ya da ettirmek için biraz uzun soru oldu ama ne yapmak lazım? Bu kritik bir konu çünkü. Evet. Bu bizim yani ben herhalde... İşte bu 18 yılın içinde özellikle son 5 yıldır 6 yıldır Belki de girdiğimden beri demek bile doğru hep konuştuğumuz şeylerdi e, tiyatroda benden daha büyükler e, var onlarla da konuştuğumuz şeyler bu gerçekten dediğiniz gibi çok kritik bir konu e, gönül ister ki bu Bayrak bayrağı Biz alalım Kent oyuncuları e, bayrağı altında devam edelim hı hı. E, salonumuz var Çünkü hı hı. burada devam edelim fakat Türkiye şartları o kadar değişken ki hı hı. özel tiyatro artık o kadar zor yürüyen, zor yürütülebilen bir şey ki hı hı. ben burada çok kaygılı düşünüyorum ve çok uh, umutlu değilim. Ümidim var da çok umutlu değilim. Ama hı hı. bu ee, çok önemli hakikaten. Yani... yani ama ben tabii ki bugün itibariyle de Allah korusun yani her zaman başımızda olsunlar ama diyelim ki bu Oğlum tiyatro uzun ömür, 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 ömür versin ömür. ama ben her zaman devam ettirmekten Yana yüreğimle, kalbimle her şekilde çalışırım. Zaten enerji olarak bunun devam edeceğine eminim ben. Hı hı. Yeter ki maddi koşullar ne olacak, onlar ortada olsun. Yoksa diğer bu genç arkadaşlarla da işte bu sene yaptığımız ya da önceki yıllarda da yaptığımız onlar olmadan oynadığımız birçok oyun var. Hı hı. Ha burada seyirciyi düşündüğünüz zaman bazı oyunlarımız. Ee, onlar olmadığı zaman gerçekten iyi gitmiyor. Hı hı. Ama bazıları da iyi gidiyor. Yani demek ki biraz her şey bizim elimizde. Hı hı. Biraz da tanıtımla olacak hı hı. şeyler bunlar. Yani dediğim gibi maddi koşullar daha iyi sağlanırsa maddi derken hani benim aldığım paradan bahsetmiyorum. Ee, tiyatronun bütün hı, maddi koşullarından. Yişe evet. O binanın ne olacağı ile ilgili falan bütün bu konularla ilgili. Ee, bunlar daha iyi e, bir ortam sağlanırsa kent oyuncularını arkadan yürütecek çok insan olabilir. Hı hı. Şu anki kadroda da genç arkadaşlar olabilir. Bu ben de olabilirim. Hı hı. Ben olmam başkası olur ve umarım yürür. Umarım. Çünkü dünyada özel tiyatro olarak bu kadar 40 küsür yıldır yürüyen tek tiyatro Kentler Tiyatrosudur. Hı hı. Bunun Avrupa'da ve dünyada tek bir işletmeciyle ve oyuncu işletmeciyle yürüyen başka bir örneği yok. Evet. Peki bu tam şimdi sormak istediğim soruya da zemin hazırladı Hakan Bey. Şimdi konservatuarda tiyatro oyuncularına bir ekonomi eğitimi verilmiyor. Hı hı. Bir işletme eğitimi verilmiyor. Bu bir bibaka. Evet. Şimdi baktığınız zaman da belki minik minik kırılmaya başladı ama özel tiyatroların işletmeciliğinin başında sonuç olarak o tiyatronun patronu olan tiyatro oyuncuları var. Hı hı. Ama bu iş bir başka bir konu. Yani özellikle de bu 1980 sonrasında ekonomik kapitalist sistemi mümkün mertebe çarklarına uymaya başladı falan filan. Evet. Bildiğimiz konu evet. soracağım şudur. bu bir kaygı mıdır? Yani Ekonominin bu kadar vahşi kapitalizme dönüşmeye çalıştığı bir süreçte ekonomiyi çok sevmeyen, itiraf edelim ekonomiden çok anlamayan, parayla çok yan yana gelmek hmm. istemeyen böyle idealist e, paradan çok da hoşnut olmayan insanların para hesabı yapması biraz zor ama mecbursunuz. Az önce tanıtım dediniz. Yani evet, iş PR'ler, evet. reklamla gidiyor. Bu da bir tehlike midir? Yani yavaş yavaş artık bu tiyatro işletmecinin bu işi bilen, Profesyonellere evet. mi aktarılması lazım? Ee, böyle bir dönüşüm için acaba şartlar oluştu mu evet. sizce? Bir başka boyut ama bunu da konuşalım evet. isterseniz. Kesinlikle şart. Yani kesinlikle e, bu bunu oyuncuların yapması çok zordur. Yani oyuncu hem rolüyle meşgulken dışarıda bir takım başka işlerle uğraşırken yine oyunculuğuyla ilgili tiyatronun idaresini sürdürmesi çok zordur. E, o yüzden kesinlikle ve kesinlikle artık başka bir yere geldi. E, tiyatro idare denen şey, evet. tanıtım denen şey, PR dediğimiz şey başka bir yere geldi. Evet. Yani siz orayı bir tiyatro gibi aynı zamanda ama yine bir işletme... Kobi gibi, evet, küçük evet, ortalama işletme aynı gibi. Aynen öyle. E, burayı idare ettireceğiniz elemanlarınızın olması gerekiyor. Hı hı. Yani belki de e, yine bu bizim hep konuştuğumuz şey sizin e, kadronuzda oynayan oyunculardan daha yüksek ücretler bile ödeyerek hı hı. bu insanları e, oraya getirmeniz gerekiyor. Çünkü... Ee, ...onu yaptığınız takdirde size seyirci gelecek. Hı hı. Yani ve para kazanmış, para kazanmış olacaksınız, bir şey yapacaksınız. Olacaksınız. Tabii ki. O, o Bütün o, o harcadığınız emek boşa hı hı. gitmeyecek. Hı hı. Yani bir oyuna çalışıyorsunuz, bir, bir buçuk ay prova yapıyorsunuz. E, üç oyun oynuyorsunuz, beş oyun oynuyorsunuz. Bu yirminci oyunda bir oyunun kalkması kadar acı bir şey... ...ve yirmişer kişi oynamak kadar acı bir şey yok. Hı hı. E, bununla karşılaşmamak için kesinlikle ve kesinlikle... ...böyle insanlara bırakılması gerekiyor. Hı hı. Özel tiyatrolardaki idarelerin. Hatta hı hı. ödenekli tiyatrolarında. Çünkü yürümüyor, yürümüyor. Yani... Bir de tabii haksız bir rekabet var ödenekli tiyatrolarla aramızda. Hı hı. E, yürümüyor, tanıtmanız lazım. E Televizyon denen bir şey var ortalıkta. Hı hı. E, bundan yararlanarak da yürütmek gerekiyor. Yani kesinlikle ve kesinlikle size katılıyorum. Evet Şimdi e, aslında <laughs> devlet kökenlisiniz, devlet konservatuarı hı hı. bitti. E, birazdan soracaktım aslında zamanı da gelmiştir diyebilirim. Mimar Sinan devlet konservatuarından mezun oldunuz. Çoğu arkadaşımızın yaptığı gibi devam etmek yerine ayrıldınız ve yani. özel bir tiyatroda kent oyuncularında hı hı. rol aldınız. Devlet serüvenini ne neden devam ettirmeliydiniz diye ben de şu anda merak ediyorum. Hı hı. Daha önce de merak gibi. Onun önce bir dinleyelim arkasından diğer sorularım var. Ee, en başta da söylediğim gibi ben 3. sınıfta okurken katıldım kent oyuncularına. Ben şimdi konservatuara hiçbir zaman şu niyetle girmedim. Bizim dönemimizde sınavsız giriliyordu. Hı hı. Okul bittikten sonra hı hı. devlet tiyatrolarına sınavsız giriliyordu. Zaten devlet tiyatrolarının kuru, konservatuvarlarının kurulma amacı oydu. Hı hı. Yani tiyatroya oyuncu yetiştirmek. Hı hı. Ee, hiçbir zaman ben devlet tiyatrosuna gireceğim mantığıyla konservatuvar sınavına girmedim. Konservatuarda okurken de öyle okumadım. Ben sadece oyuncu olacağım diye okudum. Nerede olacağımı bilmeden girdim hı hı. ya da nerede oynayacağımı ve üçüncü sınıfta okurken kent oyuncularına katıldıktan sonra tabii ki biz çok başka ve çok büyülü bir kuliyiz. Hı hı. E, orada kaldım. O, ok, oyun oyun şey okul bittikten sonra da e, ben gittim dedim ki Müşrik hocaya hocam yani ben Devlet Tiyatrosu'na gitmek istemiyorum. Neden? E, Neden? Neden dedi? Ya ben bir kere kuruma biraz karşı bir insanım. Kurumsallaşmaya karşı bir insanım. Hı hı. E, ben orada çok mutlu olacağımı sanmıyordum. Hı, hı. E, yani kendi elimin altında olması her şeyin daha beni hoşnut kılıyor. Hı hı. Yani burası da bir özel tiyatro benim tiyatrom değil ama sonuçta ben burada istediğim tekstleri oynama şansına sahibim. Hı hı. Yani birileri Hakan şunu oynayacak diye oraya hiçbir zaman rol asmamalıydı. Hı hı. Yani bunu ben hocamla tartışıp bunun kararını birlikte vermeliydik. Hı hı. Ve bunu gerçekten bu 18 yılda da kanıtladım. Yani ben bir hayal kırıklığına uğramadım. Hı hı. Yani düşündüklerim çıktı. Bir de ee, o dönemde bölge tiyatroları açılıyordu. Bölge tiyatrolarına her, ben zaten herhalde bu 18 yılda senede iki kere üç kere bir sürü turne yapıyoruz. Zaten, zaten mecbur hizmeti yaptım için. Zaten dersiniz. yapıyoruz yani evet. her yıl gidiyoruz. <laughs> Şeyden yanayım yani bu bir yere insanları bizim dönemimizde başladı bu. Bir yere yolluyorlar ee, ve 3 yıl, 4 yıl dört sene, evet. hatta daha fazla kalk, bırakıyorlar. Şimdi ben konservatuardan sizinle aynı sınıfta mezun oluyorum. Diyarbakır'a gidiyorum. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda yine beraberiz. Hı, hı. Konservatuvar devam ediyor. Aynı sınıftaymışız gibi devam ediyor. Bu bir profesyonellik değildir. Hı hı. Yani benim başıma bir usta gelmedikçe, beni bir usta yönetmedikçe, oradaki yaşlı rolleri benim arkadaşlarım makyaj o, o, yaparak. yaparak oynarsa Bunlar çok tiyatro adına olumlu şeyler olmaz Hı -hı. ve bunun At psikolojik yalnız mecbur hizmet o da tatsız kısmı evet yani bitince <laughs> kalan neredeyse yok herkes tekrar evet ama yani şey yok benim için anlamı yok yani bu insanları tabii ki bu bir sistem meselesi bu sistemin belki değişmesi gerekiyor ama yani sen buraya gideceksin 3 yıl kalacaksın gibi bir şey tiyatroda olmaz oyunculuk başka bir psikoloji gerektirir. Hı -hı. Siz. Ee, tabii ki oradaki arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok emek harcadılar, çok, çok emek harcadılar. Yani bunları her zaman bir Hakkını köşede tutarak, lazım. tutarak söylüyorum. Ee, ben sadece benim eleştirdiğim sistemle ilgili bir şey. Hı -hı. Ee, Memuriyet var biraz, me mutatsız me sanırım. Yani, evet. Sanatçılıkta pek yan yana gelmeyen tabii bir şey, ki, tiyatro oyunculuğu. Ve ya. seyirciyle olacak bir şey. Şimdi tabii ki e, bölgelerde de seyirci yok mu? Var. Hı -hı. Fakat oyunculuk öyle psikolojik bir şey ki sizi ustalarınızın da izlemesi gerekiyor. Hı hı. Yani İstanbul'da oynadığınız bir oyunla Trabzon'da oynadığınız bir oyun normal seyirci açısından aynıdır. Ben de gidiyorum her sene turnelere. Fakat bir oyuncu ister ki beni işte ustalarım da izlesin. Aradaki farkı görsün. Görsün. Eleştirmenler gelsin iki satır yazı yazsın iyi ya da kötü. Hı hı. Evet. Yani bütün bunlar da çok önemli etkendi. Yani bunların hepsi birleşti ve ben e, belki de kent oyuncularının o büyüsüne kapıldıktan sonra tercih etmedim. Hı hı. Ee, ve bundan da hiçbir zaman e, şey duymadım. Yani her zaman memnun kaldım. Evet. Şimdi burada e, orta jenerasyon diye artık adlandıralım. Şimdi bunu ben de sesli olarak söyleyince biraz garibime gidiyor ama e, 18 yıl verilen bir emek var. Bunun Hı -hı. öncesinde konservatuarda verilen emek var. Bir 20 yıldan neredeyse bahsediyoruz evet. diyebilir miyiz? Tabii. Şimdi bir soru hemen. E, bir tiyatro oyununun tutmasında tabii ki sanat başarısı çok önemli ama Basının da etkisinin hı hı. olduğunu meslekten bir olarak çok açık net söyleyebilirim. Hı hı. Ee, belli bir iki gazetemiz var. Hep de buradan adlarını geçiriyoruz. Bir kez daha gururla söyleyelim. Cumhuriyet ve Radikal Tabii. dışındaki gazeteler pek bu işin yanından, önünden, köşesinden geçmiyorlar. Maalesef. Ve geçerlerse de işte bir tiyatro oyuncumuzun eleştirmek için söylemiyorum ama maalesef oyuncu eleştirmek için değil basını hı hı hı. eleştirmek için söylüyorum. İşte benim göğsünden bir parça görünürse bütün kameralar vesaireler Tabii. orada. Bu burkuyor mu sizi? Yani sonuçta siz de medyanın içindesiniz. Birazdan evet. konuşacağız. Televizyon dizilerindesiniz, ekrandasınız hı hı. ama ekrandasınız da belki çok daha gönülle, kalple, aşkla yaptığınız bir iş basından çok uzak. Bu burkuyor mu sizi? Hem de nasıl? Yani çok fazla burkuyor. İnanır mısınız? Bizim iniş morlu yüzbaşı son Şu an oynadığınız için... oyun müdür <laughs> aldığınız evet, oyun. Evet, ondan bahsediyorum. Ee, çok ilgi gördü yani bütün köşe yazarları çok yazı yazdı hı hı. Ee, haber olarak da çok çıktı fakat e, dedik ya işte Cumhuriyet ve radikal yani köşe yazarları onlar da oyunu geldiler izlediler ve oyun hakkında yazı yazdılar hı hı. fakat oyun terörle ilgili bir oyun ee, Türkiye'nin her zaman gündeminde olan bir konu dünyanın gündeminde olan bir konu bu konuyla hiçbir zaman ilişkilendirilmedi hı hı. yani hiçbir ilgi gösterilmedi medyatik tarafları mı çekildi daha çok Neleri mesela Hakan Bey? Neleri yani, daha çok işlediler? Bence bence köşe yazı... Bu hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel yazılar yazdılar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz da denir bir tarafı. Evet ama öyle. ben şu, şu anlamda söylüyorum. Yani e, tabii ki tiyatro popüler bir şey değil. Sonuçta biz hani magazinel bir şeyler aramıyoruz. Ama Hı -hı. bu oyunun tanıtımının daha çok yapılması gerekiyordu e, gazeteler tarafından. İngi bu oyuna biz provaya başladık. İngiliz gazetesi gazeteleri arayıp yönetmenimizle Mehmet Ergen'le röportaj Hı -hı. talebinde bulundu. Fakat bizim gazetelerimizden böyle bir talep hiçbir zaman gelmedi. Bu yine kişilerle ilgili şeylerdi. Hı hı. E, örneğin e, işte Atilla Dorsay e, geldi, oyunumuzu seyretti ve bir yazı yazdı. Hı hı. Hasan Pulur geldi, bir yazı yazdı. Yani benim bahsettiğim bu değil. Hı hı. Gazetelerin tiyatro köşeleri diye bir şey kalmadığı için artık hı hı. hiçbir şekilde e, ilgi gösterilmiyor, gösteremiyorlar. Hı hı. Göstermiyorlar. Ben ilk başladığım zamanlarda hatırlıyorum, Hürriyet'in içinde e, bir e, eleştiri sayfası vardı. Orada oyunlar hakkında eleştiriler çıkardı. Hı. Artık öyle bir sayfa Hı. kalmadı ki. İlgi e, görmüyor ne yazık ki tiyatro. Hı. E tabii ki dediğim gibi popüler bir şey değil ama bu kadar da değil ki. Hı. Biraz daha bizim ilgiye ihtiyacımız var. Yardıma ihtiyacımız var. Bütün tiyatroların yardıma, özellikle de özel tiyatroların Hı. yardıma ihtiyacı var. Hı. Yani biraz e, böyle körler sarlar birbirine Hı. ağırlar oluyor? durumu oluyor o zaman. Cumhuriyet'te çıkıyor, radikalde eleştirmenler yazıyor ya da bir takım dergilerde yazıyor. Fakat kaç kişiye ulaşıyor ki zaten bunlar? Hı. Ya da televizyon kanallarında. Yani bütün bildiğiniz gibi sanat programları gece 2'de başlıyor. Hı hı. E, burada da zaten kim seyreder sizi? Zaten size gelen adam meraklıysa o izliyor. O saatte eğer ayaktaysa. Evet. evet yani o biraz tatsız ve dediğiniz gibi daha popüler, daha magazinel anlamda tiyatro yapan hı hı. arkadaşlarımıza tabii ki ilgi çok daha büyük oluyor. Gönül ister ki tiyatro muhabirleri yetişsin. Hı hı. Tiyatroya meraklı muhabirler yetişsin. Hı hı. Onlar yetişmediği sürece... Hiçbir zaman biz karşılığını görmeyeceğiz. O zaman ne olacak? Magazin muhabiri o haberi yapıyor çünkü. Hı -hı. Tiyatro muhabiri yapmıyor ki. Hı -hı. Yani bir arkadaşımızın göğsü göründü diye onu magazin muhabiri yapıyor. Evet, bu da i̇şte, evet, güzel yani bakıyorum. gazetenin ikinci sayfasına o koyuyor. Hı -hı. Bunu zaten o bize gelmez. O tiyatroya gelmez. Hı -hı. Ha benim diziyle ilgili bir bağlantım. Çok popüler bir şey yaparsam, oyunda da öyle bir şey olursa gelir Hı -hı. belki yazar. Ama e, biz de gönül olarak öyle işler yapmıyoruz zaten. Şimdi e, basın deyince e, hemen aklıma gelen bir konu. Tiyatro konusunu işliyoruz. Çünkü birincisi kanalın Kobi e, şeklinde kafasında <laughs> bir e, misyon var. Kobileri hedef olarak almış, hedef kitle olarak seçmiş bir televizyon kanalındayız şu an. Evet. Birincisi bu ve tiyatrolar da bu anlamda önemli kobiler. Bir. <laughs> İkincisi sokağa çıktığınız zaman şöyle bir kafanızı kaldırıp sağa sola baktığınızda bir sürü yabancı markalar, yabancı isimler e, bir sürü radyo kanalında <laughs> her ne kadar rütük olsa dahi çok az Türkçe kelime kullanılarak evet. bir gün geçiriyoruz. İçinde bir sürü yabancı kelime var. Kullandığımız Türkçe kelimeleri de esnetip garip grup şekiller aldırıyoruz. Böyle bir takım hoş söylemler evet. bulmak adına. Ve dilimiz gidiyor evden. Ve geçenlerde bir haber çıktı. Türk insanı değerlerinden uzaklaştığı için Hı -hı. daha çok şiddete, daha çok anarşiye başvurmaya başladı. Hı -hı. İnsanlar sokakta birbirlerini vurup kesip biçiyorlar. Neden? Çünkü konuşamıyorsunuz. Evet. Üç kelimeden sonra bir küfür çıkıyor arkasından da boğaz boğazı. Hı. Şimdi tiyatroların bu anlamda önemi çok büyük. Çünkü doğru konuşmaya, doğru hı. tavır sergilemeye eğitim almış bu işe ödev kendisini gören bir sürü insanlar var orada. Ee, seyircinin azalması baktığınızda geçen yıllarda, daha önceki dönemlerde hı hı. hakikaten tiyatro seyirci sayısında ciddi bir azalma var. Ee, bu bir tehlike diye görüyor musunuz? Yani az önce şey dedik ya özel tiyatroların sahipleri yavaş yavaş bayrağı devrederse, hı hı. ikisini birleştirdiğinizde hı hı. Gelecekten 40 yaşındaki, civar bir yaştaki arkadaşım olarak, meslektaşım olarak umutlu musunuz diye sormak istiyorum. Tekrar. Evet. Bu tabloya bakarak da. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Şimdi tiyatro çok e, insana insan hayatına hoşgörü getiren, yani sanat böyle hmm. zaten, hoşgörü getiren bir şey. E, keşke daha çok e, insana ulaşsa tiyatro da insanlar ya da işte e, daha çok müzik dinleseler, daha çok kitap okusalar hayatlarına ee, bu anlamda katkı sağlasalar ve e, hiçbir şey kazanmasalar, hoşgörü denen şeyi kazanacaklardır. Hı hı. İnsan hayatında böyle şeyler yöneldiği zaman, yaşamında olabilirlikleri arttırır. Olabilirliklerin artmasıysa, insan hayatına bence bir hoşgörü getirir. Hı hı. Daha sonra bir, herhangi bir şeyle başına, e, hiç beklemediği bir şey geldiği zaman, şiddete başvurmaz. Bir insana küfür etmez. Bir insanı öldürmez, hı hı. yaralamaz. Hı hı. Onun için e, sanatın ve parantezde tiyatronun etkisi bence insan hayatına sonsuz katkı sağlıyor. Bizim şartlarımızda Türkiye'de bu gittikçe zayıflıyor ama bazen umut da hissediyorum. Yani Beyoğlu'na çıktığım zaman öyle şeyler görüyorum ki çok da umutlanıyorum. Hı hı. İşte, ama Beyoğlu <laughs> yani İstanbul'un evet. Türkiye'nin en önemli ailenin evet. ve Aynen en onu önemli semt. O, yani. o yüzden oraya örnek verdim ama Beyoğlu hı hı. dediğiniz gibi. E, turnelere biz çok gittiğimiz için biliyorum. Eskiden e, diyelim ki bir İzmir turnesine giderdik 25-30 gün her gece full oynardık biz hı hı. şimdi inanır mısınız bir hafta falan oynuyorsunuz e, yani seyirci artık orla, oralarda da bırakmaya başladı Anadolu'da geliyor çünkü bir merakla geliyor şu e, aç oldukları için geliyor çok fazla tiyatro e, gitmediği, gitmediği için geliyor fakat gördüğüm genel bir şey hiç olumlu değil hep onu söylüyorum yani çok umutlu değilim ama ümidim var. Hı hı. Yine de var. Var, var. Olması Olmak lazım. Da oradan besleniyorum çünkü. Hı hı. Yani ben herkesin üstüne düşen görevi yaptığına da inanıyorum hı hı. arkadaşlarımızın. Fakat bütün mesele eğitimle ilgili. Hı hı. Yani bizim eğitim sistemimizde şu günlerde çok değişik konularda tartışılıyor ya. Hı hı. Aslında biraz da şunlar tartışılsa sanat, sanatın okullarda nasıl yer alacağı, ilk itibaren nasıl yer alacağı. Bu çocuklara oradan bir şeyler vermezsek. Eğer sanat konusunda tiyatro edebiyat ne konusuyuz bütün sanat hakkında bu çocuklar hiçbir şey bilmeden yetişecekler ve belki 10 yıl sonra belki 20 yıl sonra daha kötü bir kuşak. kuşak gelecek. Ondan sonra dediğiniz gibi bugün de karşılaşıyoruz sokakta arabayla giderken insanlar birbirini öldürüyor bu belki daha beter olacak. Ama öyle bir estetik eğitimi sanat eğitimi verirseniz eminim ki her şey değişik olacak. Güzel seyirciler iyi seyirciler yetiştirmek gerekiyor çünkü. Yani biraz da bu sistemle ilgili, eğitimimizle ilgili şeyler. Yani öyle şeylere, öyle kötü şeylere saplanıyoruz ki şu günlerde özellikle. Biraz ne olur ya biraz da öbür tarafına bakın. Asıl mesele orada. Çünkü orayı geliştirdiğiniz zaman şu günkü tartışmalarda bu kadar yoğun yaşanmayacak. Herkes birbirini daha rahat anlayacak çünkü. Peki biraz da isterseniz yavaş yavaş <laughs> öz eleştiri kısmına e, gelelim Hakan Bey. O da şu... E, Bugün tiyatro oyuncularının eskiye kıyasla az önce dediğiniz <laughs> ki Devlet konservatuvarını bitirdiğimiz vakit sınavsız girme şansımız vardı. Şu an Devlet konservatuarını bitiren arkadaşlar iki tarafta da bir taraf Şehir Tiyatrosu bir taraf Devlet Tiyatrosu sınava giriyorsunuz. Eğer kazanırsanız artık iş var. Evet. İş ekmeğin aslanın ağzında. Bir taraftan da olumlular oldu. Çünkü çok fazla sayıda televizyon kanalı var. Bu da hı hı. bir reyting çabasından dolayı çok fazla sayıda dizi tutmaya başladı. Dizilerde Oyuncu arkadaşlar iş bulsun bulamasın. Tüm evet. kesim için artı bir gelir kaynağı oldu. Özcümre siz de zaten bir dizide oynadınız. Hı hı. Şimdi bunu bir dinleyebilir miyiz? Yani tiyatro dışında bir işle uğraşmak. Tiyatrodan beslenen bir işle uğraşmak. Ee, para kazandırıyor mu bir. Hı hı. Neden yapıyorsunuz iki. Artı son sorum. Bu bir davaya ihanet midir? Bir böyle uç tarafıyla başlayalım. Anladım. Tiyatro bana her zaman para kazandırdı. Tiyatro para kazanılan tek başına düşünüldüğü zaman bir şey değil, özellikle özel tiyatro. Bir altını çizelim. <laughs> tiyatrodan para kazanılmıyor, diyorsunuz. Ama ben kazandım. Biz kazandık. Çünkü dizide oynadım. Hı, dizide ama artı bir şey yapar. Ama ben tiyatro sayesinde oynadım. Hı hı. Yani ben tiyatroda oynamasaydım, kendimi beslemeseydim, oyunculuk anlamında büyütmeseydim, beni tiyatrodan tanımasalardı belki de ben. Diziye başladığım dönemde, televizyona başladığım dönemde başlayamayabilirdim. Hakan Beyciğim bir ara hemen bir şey sorabilir miyim? Hı -hı. Beni tiyatro beslediyorsunuz da tiyatro oyuncusu olmayan, tiyatro eğitimi almayan, konservatuarlı olmayan bir sürü arkadaş da ekmek o, kazanıyor. Kazanıyor tabii ha. ki. Oraya da geleceğim. Şimdi oyunculuk ben şeye bir kere onu en baştan söyleyeyim. Yani tiyatro, televizyon ya da sinema oyunculuğu diye bir şey yok. Oyunculuk oyunculuktur. Ve yine en başında burada söyleyeyim. Yarım oyunculuk diye de bir şey yoktur. Oyunculuk tamdır sesinle, bedeninle oyunculuk tamdır. Hı hı. Şimdi ve oyunculuk yetişme ile ilgili bir şeydir. İlla ki yetişmek gerekmiyor. Alaylı da olabilirsiniz. Alaylı da olabilirsiniz. Öyle pek çok değerli oyuncu var. Hı hı. E, fakat bu iş biraz kafa yormak işidir. E, biraz e, konsantre olmak işidir. Ve çok uzun bir maratondur bu. Hı hı. E, onun için yani bunlar kısa mesafe, 100 metre koşuları değil. Televizyon biraz öyledir. Televizyonda anlık şeyler yaşarsınız. Anlık belki parlarsınız, çok popüler de olursunuz. Fakat e, çok uzun vadeli şeyler değildir. Hı hı. E, çok güzel roller de oynayabilirsiniz televizyonda. Ama hiçbir zaman tiyatro gibi, tiyatronun eti kemiği gibi değildir televizyon. Hı hı. O hazda almıyorsunuz. <laughs> e, tabii ki en azından e, orada canlı başka bir şey var. Bir de yani yola çıktığınız şey tiyatro zaten. Hı hı. E, burada demek istediğim, e, tabii ki televizyonda hiç tiyatro yapmadan oynayan arkadaşlarımız var. E, manken arkadaşlarımız da var. Oynasınlar. Yani bu şu arena işte herkes sonuçta kendinden sorumlu oynayacaklar. Tek benim için önemli olan şey bu işe kafa yorsunlar. Biraz düşünerek yapsınlar. Hı hı. Yani orada da bir usta vardır mutlaka. Televizyonda da oynarken yanınızda mutlaka bir iki usta vardır. Onlardan bir şey öğrenmeye çalışsınlar ki en azından bir sonraki dizide daha iyi oynama şansını yakalayabilirler. Hı hı. Onun için ben yani tiyatrodan para kazandım. Diyorum çünkü televizyon kanallı söylüyorum. Bacağını orada düşündüğüm için söylüyorum. Fakat ihanet olarak görmüyorum. Çünkü başka türlü yaşayamam ki. O zaman ben istediğim oyunda da oynayamam. Tiyatroyu da yapamam. Ben Hakan olarak tek yaptığım bir şey bu kadar yıldır kopmadan tiyatro yapıyorum. Ama bunun yanında televizyonda yapmaya çalışıyorum. Belki tiyatroyu bıraksaydım televizyonda daha başka işlere de girebilirdim. Hı hı. Yani Orada önüm daha başka türlü açık olabilirdi. Fakat ben bunu işte dengelemeye çalıştım hayatım boyunca. Hı hı. E, çünkü e, tiyatro yaparken ben hep bu özel kanallar açılmadan önce seslendirme yaparak para kazandım. Bir şekilde para kazanmam gerekiyordu. Evimin kirasını ödemem gerekiyordu. E, diziler çıktığı zaman da, teklif geldiği zaman da e, tabii ki yine tiyatrocuların olduğu projelerde e, önce yer aldık, oynamaya başladık. Fakat artık öyle bir şey oldu ki, her şey öyle bir alışılıyor ki artık çok doğal. Televizyonda çok doğal bir ortam haline geldi. Yani orada herkes oynayabilir. Herkes o işi yapabilir. Hı hı. Hatta tiyatrocu olmayanlar da yapabilir. Hatta oyuncu olmayanlar da yapabilir. Kaldı ki öyle büyük tehlike bence başka. Oyuncu olmayanlar tiyatro yapmaya başladı. Hı hı. Yani oyunculuğun ağasını bilmeyenler tiyatroda oynamaya başladı. Şimdi ben diyorum ki tiyatroya dokunmayalım. O başka bir şey. Televizyon başka bir şey. Hı hı. Daha popüler. Hı hı. Daha parlayan sönen bir şey. Hı hı. Burada tamam. Arena açık ama tiyatroya lütfen dokunmayalım. dokunmayalım. Onu e, gerçekten kafasına takan, yüreğini koyan insanlar yapmalı tiyatroyu. Hı hı. E, e, ama kesinlikle ihanet olarak görmüyorum. Başka çaresi yok oyuncuların. Mecburuz. Mecburuz. Yani <laughs> pardon. Para kazan hayatımızı kazanmamız için şart. Bir de e, zaten bizim oynamamız gerekiyor. Dizilerde ama kim çok oynayacak? Güzel, çok güzel. Yani, evet. tabii ki biz oynayacağız. Tiyatrocular oynayacak, oyuncular oynayacak. Hı hı. Tiyatrocu olması gerekmiyor. Oyuncular oynayacak. Tabii ki. Onun için hiçbir ihanet görmüyorum. Evet. Peki şimdi devlet tiyatrosunun eminim sizin hayatınızda her ne kadar içinde olmadınız profesyonel anlamda o konservatuvarda okudunuz ve birçok oyuncu tabii ki arkadaşınız ustaları izlediniz. Ben de profesyonel izleyici olarak adlandırabiliyorum kendimi. Hiç oyunu kaçırmadım. Son 20 yıldır diyebilirim neredeyse. Söylemek istediğim şu okul zamanlarımızda Allah rahmet eylesin bu cümleyi çok sık kullanır olduk programlar boyunca ama evet. bir kuşağa yavaş yavaş maalesef geçtiğimiz yıllarda dönem dönem kaybettik evet. ve ustaları da gerek emekli olmaları dolayısıyla gerek bu kayıplar dolayısıyla yavaş yavaş yitirmeye başladık. Ve tüm kurumlar ama özellikle devlet tiyatrosu hmm. ikimiz de yakın izlediğimiz için söylüyorum oyunculuk kalitesinde ya da bir başka değişle laf atma niyetinde değilim Tabii. ama ortaya konan rejilerde bu sürece baktığınızda, sürece baktığınızda bir düşüş mü, bir yükseliş mi ne görüyorsunuz? Çünkü ustaların da öğrencisi şu anki arkadaşlar. Yani eğer şu an arkadaşlar laf gidecekse ustalara da dolaylı olarak gidecek ama şahsi görüşünüzü çok merak ediyorum. Nedir? Çünkü arkadaşlarınız yani laf atmak da olmayacak bu sonuçta tabii baktığınızda. Ki, tabii ki yani biz bunu her ortamda da konuşuyoruz zaten. Şimdi herhalde her meslek için böyle. Bir konuda bir meslekte söz söyleyecek insanların kalmaması çok kötüdür. Ya da sözünün e, dinleyeceğimiz insanların kalmaması. Eski yerin deyimiyle <laughs> racon kesecek kimse kalmadı. Kal evet. Ya da kalmıyor. Evet. E, fakat ben e, o ta, tabii yani çok içinde olmadım bir şey. Yani özel tiyatrolar için daha çok söz sarf edebilirim. Hı hı. Fakat yine de devlet tiyatrolarında yine dediğim gibi her zaman sistemle ilgili bir şey var. Oradaki arkadaşlarımızla, oyuncu arkadaşlarımızla e, ilgisi olduğunu sanmıyorum sistemle ilgili bir şey geldiği için bazı arkadaşlarımızda o en başında söylediğimiz o memuriyet ister istemez oluşuyor. Çok iyi oyuncu arkadaşlarımız var. Çok değerli tiyatrocu oyunculuklarının yanı sıra tiyatro adamı olan arkadaşlarımız var. Yani idareci olabilecek arkadaşlarımız var. Zaten her meslekte de öyledir. Yani burada bir 5-10 kişi vardır. Hep onlar taşır o yükü. arkadan gelenleri yönlendirmeye çalışırlar. Devlet Tiyatrosu'nda da aynı şekilde. Ee, gerçekten öyle arkadaşlarımız var hı hı. fakat burada bence yine sistemle ilgili bir şey var. Hı hı. Ee, bu sistemin de belki de değişmesi gerekiyor, devlet tiyatrolarının sisteminin değişmesi gerekiyor, konservatuar sisteminin tekrar el alınması gerekiyor. Çünkü artık işlerliği kalmamış ki hı hı. yani kurulma amacı devlet tiyatrosuna oyuncu yetiştiren bir kurum var. Kurs gibi mi olmaya başladı? Evet yani oradan mezun oluyor bir sürü arkadaşımız e, karşılığını bulamıyor, giremiyorlar hı hı. ve bu bir sürü psikolojik bozukluklara yol açıyor oyuncularda hı hı. çünkü oynayamıyor ki. Yani karşılığını bulamıyor. Evet. E, bu insanlar sahnede birilerine kendilerini göstermek o için enerjinin yazıyorlar. çıkması gerekiyor. Tabii muhakkak. ki. Tabii ki bu böyle bir şey. Çünkü Hı -hı. hastalıklı bir şeydir oyunculuk. Hı -hı. Yani ben orada birilerine kendimi seyrettireceğim ki ben bundan tatmin olabileyim. Evet, ego bir şekilde karşılığı e, bulsun. Ki, tabii ki. O da ne yapıyor o zaman? Başka şeylere yönelenebiliyor Hı -hı. yöneliyor insanlar. Psikolojik bir takım problemler çıkıyor. Yani demek istediğim devlet tiyatrosunda her zaman çok değerli arkadaşlarım var. Gerçekten çok saygı duyduğum, işine çok saygı duyduğum, oyunculuğuna çok saygı duyduğum. Ama sistem böyle devam ettiği sürece onların sayıları azalacakmış gibi geliyor bana. Hı -hı ya da onlar da artık orada yer almayacaklarmış gibi geliyor. Yani oradan kopacaklarmış gibi geliyor. E o zaman ne olacak? Devletin tiyatrosu çok önemli bir şey çünkü. Devlet tiyatrosu çok önemli bir şey ama tamamen sistemle ilgili bir şey var. Evet. Orada tabii dün <laughs> rozet Hubeş ile birlikteydik şehir tiyatrosundan da bir miktar konuştuk her ne kadar idareci sıfatı olmasa da ama görünen o ki devletin tırnak içinde söylediği tiyatrosu Türkiye için konuşuyorsak hep bunu vurguluyoruz üzücü bir şey sizle de paylaşmış olalım bir kez <laughs> daha yaklaşık 13 milyonluk bir nüfusta devlet tiyatrosunun İstanbul'da sadece 4 tane sahnesi var hatta 3,5 da diyebiliriz evet. büyük salonu evet. siz de biliyorsunuz evet. kullandıkları için. Anadolu yakasında hep söylediğimiz şey 4 milyon insan yaşıyor İstanbul'da fakat Anadolu yakasında maalesef sahne yok. 4 milyonluk Ankara'da da yanlış hafızamda kalmadıysa Devlet Tiyatrosu'nun 11 tane sahnesi var. İstanbul devletin tiyatro ve kültür politikası Hı -hı. anlamında zaten fakir kalmış durumda. Bir de hepsinin Taksim'de odaklanmış olması da evet. e, devletin bu konuda herhalde üstüne biraz daha Kültür Bakanlığı'nın görev düştüğünü e, çıkartıyor. Son bir şey daha sormak istiyorum. Az önce bahsettiğiniz ama belki odak noktasını çıkarmak adına e, konservatuvarların sayısı artmaya başladı. Hı -hı. Bir Dolayısıyla çok daha fazla öğrenci var. Daha doğrusu mezun olan tiyatrocu adayı Hı -hı. var ama. Eh, tiyatro oyunlarının sayısı belli. Devlet tiyatrosu eskiye nazaran daha az oyun çıkartmaya başladı, sahnelemeye başladı. Hmm. Bu yılki yaklaşık 15 oyun, 16 oyunun 10 civarı geçen yıldan devam edenler. Hmm. Dün duyurduk. Burada bir iki konu var. Bir arz fazlası var. İkincisi acaba nicelik artarken nitelikte de bir hmm. düşüş var mı sorusu akla geliyor. Bir 20 yıla bu işe emeğin vermiş hmm. bir arkadaşımız olarak <laughs> ne var kafanızda bununla ilgili? Konservatuvar bir kere <laughs> göke bağlandıktan sonra, pardon, üniversite olduktan sonra, üniversite olduktan sonra e, bence kan kaybetmeye başladı. E, Konservatuvar e, kendi içinde bir e, eğitim kurumuydu, bir meslek hı. grubuydu, hı hı. kurumuydu. E, ben hatırlıyorum, bizim ilk yılımızdan sonra üniversiteye bağlandı e, ve burada biraz tabii ki o zaman ne oluyor? Konservatuvara girdiğiniz zaman konsantrasyon bozulmalarına yol açıyor çünkü siz üniversitedeki hı hı. Ee, okuldaki diğer derslerle <laughs> uğraşmaya başlıyorsunuz. Askerlik tehiri var akılda <laughs> üniversite müthaması yani sahip var. olmak var bunlar var ve e, konservatuar çok fazla açılmaya başladı yani bugün Türkiye'nin birçok şehrinde kentinde konservatuar var peki eğitmen var Hı -hı. mı yok yok yani hoca yok bu okullarda hoca kim olacak kim olacak hangi kriterle hoca olmuş insan evet, evet. Olur. yani e, işte e, A şehrinde konservatuar var İyi. güzel binası da çok güzel sahnesi de var içinde. Hı -hı. Öğrenci de almışsınız. Ne güzel. E nerede? Kim eğitecek onları? Tiyatro eğitimi anaokulu eğitiminden daha önemli bir eğitimdir. Yani bence ilkokul eğitimiyle aynı seviyededir. Aynı hı. önemlidir. Önem anlamında evet. Evet. Yani oyunculuk eğitimi çok önemlidir. Çok önemlidir. İlk adım çünkü. Evet. E, ama yok eğitmen yok. Yani demek istediğim e, gerçekten belki şekil olarak büyüyoruz da hı hı. içi boş i̇çi geliyor. Boş içi boş geliyor. Bugün İstanbul'daki konservatuvarlarımızda da hı hı. hocalarımız, değerli hocalarımız var. Ama hep böyle bir itelemeyle gidiyor her şey. Hı hı. Çünkü dışarıda her şey o kadar cazip ki artık konservatuvarlar, okullar da o kadar yitirmeye başladı ki. Dört yılın için okuyayım ki zaten benim diziye <laughs> tabii, biraz parlak birisem ya da çaban varsa, tanıdıklarım varsa alacak. Zaten yani. alacağım. Öyle bir mantık gelişti. Gençlerin üzerinde böyle bir şey gelişti. Kolaycılıkla. Evet ama dediğimiz şey. O çocuk ilkokuldan başlayarak hayatında öyle şey görmedi ki. Hı hı. O televizyonda popüler olan abilerini, ablalarını gördü. Hı hı. Onlardan yola çıkarak tiyatro bir şekilde aklına girdi. E siz bu çocuktan ne bekleyeceksiniz? Gerçek oyuncu olması adına? Hı hı. Evet. Allah'tan gerçek oyuncuların <laughs> farkı ödüllerde ortaya çıkıyor. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum ben ve başarınız için bir kez daha kutluyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler programın son efendim. Yarınki konuğumu anons ederek sizlerden veda isteyeceğiz. Deniz Som Cumhuriyet Gazetesi yazarı yarın bizlerle birlikte olacak. Hafta sonunda sizlere yarın veda edeceğiz. Her zamanki temenniyle hoşça kalın diyoruz. Programla emeği geçen tüm arkadaşlarım adına yarına kadar esenlikler diliyorum. Kolay gelsin efendim.